Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet, uzun bir aradan sonra SM kariyeriyle devam edeceğiz. Leicester City 4. bölümdeyiz. Sezon sonuna giriş yaptık. Şu anda şampiyonluk yolunda emin adımlarla gidiyoruz diyebilirim. Baktığımızda City ile aramızda 2 puanlık bir fark var. Aslında bundan bir önceki maçı, yani 36. haftaki maçı çekmiştim ama kayıtlı bir hata almış, kaydetmedi. O yüzden oynadığımız maçı şu şekilde göstermek istiyorum. Deplasman'da 4-0 kazandık. İlk gol Vardy'den geldi. Onun ardından Cenk Tosun 2 tane attı ve Tielemans'ın attığı golle maçı 4-0 kazanmayı başardık. Şimdi bundan sonra SM kariyerlerimiz hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Leicester City'ye ikinci sezonla devam etmek istiyorum bakalım. Onun ardından 3 büyüklerin videoları gelecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray olarak sıralamada aynı bu şekilde olacak. Sıralamayı neden böyle yaptın diye soracaksınız. Bir kura çektim rastgele ve bu şekilde bir sıralama oldu. İlk Beşiktaş gelecek, onun ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kariyerleri gelecek. Leicester City'den sonra tabii ki. Onun ardından bir kanala anket bırakmıştım. Topluluk kısmında. Almanya alt liginden bir takım al diye büyük bir çoğunluk onu istedi. O yüzden şu anda tam ne olur belki değişebilir falan ama zannetmiyorum. Galatasaray'dan sonra o kariyerimizi yapacağız ve SM sanırım 2020 sezonu bitmiş olur. Bitmezse de yeni kariyerlerle de devam ederiz diye düşünüyorum. FM'de Sakaryaspor serisi geçen seneki Adanaspor serisi gibi olacak. Uzun bir seri çekmeyi düşünüyorum. Şimdi videomuza geçelim isterseniz. Evet, sezonun son maçına çıkıyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Mutlak galibiyetle ayrılmamız gereken bir maç şampiyonluk adına. Bu arada bu maçın ardından FA Cup final maçını oynayacağız. Bir de size göstermek istediğim bir şey var maçtan sonra. Nacho ile çıkıyoruz şimdi. Nacho çok yavaş gidiyor. Oyuncular da çok yavaş arkasındaki. Nacho vurdu. Gol geldi ama çok sert bir şut. 1-0 öne geçiyoruz daha ikinci dakikaya girmeden. Tekrar bir atağımız var gibi. Ama top Aston Villa oyuncularda kaldı. Minks. Ortası güzel. Moraes vurdu, gol geldi. Onlar da 4. dakika girmeden attılar ve durum 1-1 oldu. Aynı şekilde tekrar ceza sahasına çok iyi girdiler. Michael son anda çıkardı. Luiz de kaldı. Luiz dışarı vurdu. Boş kaleye atamadı. Savunmamızda küçük bir sıkıntı var sanırım. Anlaşmamazlıklar oluyor gibi. Bunlar biraz bizi geriyor. Bu arada maçtan sonra göstereceğim şeyi söyleyeyim kısaca. İngiltere'de League Cup diye bir kupa daha var bildiğiniz gibi. O kupada finale kalmıştık. City ile oynayacaktık. 26 Şubat diyordu sanırım final maçı için ama biz öyle bir maça çıkmadık. Finale girdiğimde de iki tane bilinmeyen bir şey var, hani iki takım da gösterilmiyor. Ona bakacağız. Yani o ne oldu diye soranlarınız olursa onlara göstermek istiyorum. Pereira'da top. Pereira çok güzel ileri diye doğru çıkardı topu. Cenk Tosun verdi pasını, var diye vardı. Madison gerilere döndü. Çağlar'a, Çağlar güzel bir orta kesti ceza sahasına. Kim vurdu orada? Buraya attı. 2-1 öne geçiyoruz. Bu arada City'de Brighton karşısında 1-0 üstünü devam ediyor derken 2-0 oldu. Vardy tekrardan güzel bir top atarken faul'ü aldık orada Tielemans'la. Serbest vuruşu kullanacağız. Bu arada bir kırmızı kart oldu. Aston Villa'da Trezeguet ile çıkıyorlar, eski Kasımpaşalı. Luiz geri döndü. Hakem ilk yarıyı bitirdi. 2-1'lik üstünlükle ilk yarıyı kapatmış olduk. Güzel. Şimdi Cenk iyi gitmiyor. Vardy de iyi gitmiyor. Ama orada bir değişiklik yapmamız kötü olabilir. Onun için şöyle yapacağım. Tielemans'ı ortaya alacağım. Hatta aynen böyle yapalım. Savunmaya Evans gelsin. Orta sahadaki defansı biraz daha arttıralım. Trezeguet serbest vuruş kullanacak. Tehlikeli bir oyuncu serbest vuruşlarda Trezeguet. Güzel bir şut geldi. 90 direğinden top dışarı çıktı.
Aston Villa gol kovalıyor. Bizde hiç yani atak bizde sıfır. Yine çok iyi geldiler. Direkten döndü. Son anda uzaklaştırdık topu. Vardy. Gol atamazsak işimiz sıkıntı. Çok sert bir faul. Madison'la serbi, pardon, köşe vuruşunu kullanıyoruz. Madison güzel orta içeriye doğru. Top kimde kaldı? Aston Villa'dan bizde kaldı. Cenk Tosun'un önüne düştü. Cenk Tosun vurdu. Yine attı. Gol kralı yine attı. 3-1 yapıyoruz durumu ve biraz daha rahatladık diyebilirim. Madison serbest vuruşu şimdi kullanacak. El Muhammedi yazıyor. Aston Villa oyuncularda Madison çok iyi vurdu. Top direkten döndü. Bu maçta çok fazla kartla çıktı. 6 tane sarı kart var. Madison köşe vuruşu için gidiyor. Artık şampiyonluğu kutluyoruz evimizde. Seyirciler çok mutlu. Madison güzel orta. Top Cenk'te kaldı. Cenk yine affetmedi. 4-1 oldu durum. Evet, şampiyonluğu garantiledik diyebiliriz. City maçı da 3-1 şu anda. Şöyle tabloya baktığımızda 89 puanla 1. sıradayız Moraes. Trezeguet'e kullandırmadı bu sefer. Serbest vuruşu kullanacak. Uzak bir yerden vuracak Moraes. Moraes geliyor. Moraes vurdu. Orta açtı adam ve golü buldular Luiz'de. Tüm takım sevindi ama Luiz hiç sevinmedi. Orada topu çalar gibi olduk, çalamadık. Aston Villa atakları devam ediyor. Moraes tek başına çabalıyor. Bir şut var orada. Schmeichel'ın tam üzerine gitti. Schmeichel da biraz daha süreye oynamıştır diye tahmin ediyorum. Moraes köşe vuruşunu da kendi kullanıyor. Takım şu anda taşımaya çalışıyor. Moraes güzel bir kafa vuruşu ama Schmeichel için rahat bir top oldu. Dakikalar artık 90'ı geçti. Durum 4-2. Şampiyon olduk olacağız. Çok az kaldı. Buradan maçın döneceğini zannetmiyorum. Ve şampiyon oluyoruz. Leicester City 2019-2020 sezonunun şampiyonu oluyor böylece. Çok güzel. Şimdi bizim için farklı önemi olan İngiltere'nin en önemli kupası olabilir. Hatta tüm takımların yer aldığı FA Cup final maçına çıkacağız. Final maçında kimle karşılaşıyoruz ona bakalım. Sanırım Southampton'dı. Yendik. Doğrudur. Evet. Dediğim gibi gol krallığına baktığımızda Cenk Tosun 37 golle gol kralı olmuş. Vardy 23 golle. Aubameyang'la ikinci sırayı paylaşıyor. Asiste bizden kimseyi göremiyorum. İlk 5 içerisinde maçın ödülünde de aynı şekilde. Diğerleri bizim için şu anda çok da önemli değil. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Seneye Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ligi birinci bitirdik. Çok güzel. Size göstermek istediğim şimdi şey vardı. League Cup vardı. League Cup'ta ne gösteriyordu? Şöyle hemen sonuçlardan gelelim. Evet, yarı finalde Huddersfield'ı yenmiştik. Buradan da City çıkmış. Fikstüre giriyorum. Bonservisi elinde olan diyor. Yani buradan da bir şey geçmediğine göre şöyle istatistiklere tıkladım. Burada Cenk Tosun gol kralı olmuş. Cenk Tosun aslında her oynadığı yerde gol kralı oldu. Bu sezon kaç gol atmış bakalım. İstatistikler. Cenk Tosun bizde toplam 43-48 maça çıkmış. Sonradan girdiği maçlar dahil 52 gol, 8 asistle oynamış. Ortalaması da çok iyi. 8.19 mu 16 mı neydi? Şimdi final maçına geçeceğiz bakalım. Nasıl bir sonuç alacağız merak ediyorum. Maçın tarihi kaç ona bakmam gerekiyor. 16'sı bayağı var. O sırada lig istatistiklerine bakalım isterseniz. Baktık ama yine de şöyle başka kim var? Nacho var. 9. sırada gol krallığında. Görüntüde asist dedik. Asisten bizden kimse yok mu ya? Hiç kimse girememiş. Maçın adamında Cenk Tosun 11 kere olmuş. Güzel. Schmeichel var 10 kere olmuş. İkisi girmiş maçın adamına da. Şöyle ortalamaya baktığımızda. Yani hep sonra bir iki kere oynayan adamlar var. Sarı kartta. Bizden bayağı oyuncu var. Zirveyi hatta biz taşıyoruz diyebilirim. Kırmızı karta bakmak istiyorum. Kırmızı kartta. İki oyuncumuz var. İki kere görmüş. Burada da. Onlar da Tielemans. Buraya Tielemans da bu arada çok fazla kart görüyor ya. Şöyle baktığımızda istatistikler diyelim. 11 kart. Toplam 12 kart görmüş. Sarı kart. İki tane de kırmızı kart görmüş. Bayağı fazla.
Ligi güzel bir şekilde bitirdik. Şöyle lig sonuncusuna da bakacağız. Süper Lig'de neler olmuş onlara da bakmak istiyorum. Hemen şöyle lig sonuncusuna gelelim. İlk 5'te bitirenleri sayayım. Leicester 1, City 2, Chelsea 3, Tottenham 4, Arsenal 5 olmuş. Liverpool'la Manchester United 6 ve 7. sırayı paylaşmış Everton. 10. sırada şöyle bakıyorum Norwich City, Burnley ve Sheffield. Küme düşen takımlar olmuş. Seneye bakalım ligimize kimler geliyor? Stoke City gelmiş, Fulham gelmiş, Cardiff, buradan Cardiff mi çıkar? West Bromwich de çıkabilir. Leeds United sanmıyorum ya. Neyse bakalım Süper Lig'e gidelim. Süper Lig'i merak ediyorum kim şampiyon oldu. Galatasaray şampiyon olmuş 34 maç pardon aynen 34 maçta Trabzon'la aynı puanı almışlar. Averaj farkıyla Galatasaray şampiyon olmuş. Beşiktaş, Fenerbahçe aynı puanla 3-4'ü paylaşmışlar. Başakşehir de 70 puanla 5. sırada bitirmiş. Arkalarından Göztepe geliyor. Şöyle Türkiye Kupası'na bakmak istiyorum. Fikstür Galatasaray'la Beşiktaş final oynayacak burada da güzel. Acaba kim alacak? Evet, final gününe geldik. Kadromu kuracağım. Nasıl bir dizilişle çıkacağıma karar vermedim bakalım. Cenk Tosun falan oynatmak istiyorum ama. Şimdi 4-2-4 desek. Madison oynasın. Şöyle yapalım. Tielemans iyi, güzel. Ndidi de iyi. Morali yüksek olan oyuncuları oynatmak istiyorum. Şöyle yapalım. Hatta Ndidi ne oynuyor? Top kazanan ortası. Tamamdır. Oyun kurucumuz olmasın. Madison burada iyi. Nacho'yu kanada almak istiyorum. Genel forvet tamam. Geniş forvet olarak oynasın. Cenk Tosun'u da aldım. Şöyle baktığımda takımdaki herkesin morali çok iyi. Ndidi'yi şöyle biraz yükseltelim. Bayağı bir verdik. Umarım iyi oynar. Pişman etmez bizi. Tielemans fazla kart görüyor zaten. Ona güvenmiyorum ama yine de onunkinde şöyle birazcık arttıralım. 3'te 10'a vermiş olalım. Şimdi Madison önemli bizim için. Aynı şekilde Madison'a da bir tane basalım. Kaç tane moral yükseltici şeyimizden kaldı? İsimlerini bilmiyorum. Oyunu kaydet. 428 tane var. İyi ya. Şu an iyi takım. Takımı fazla ellemeyeceğim. Abdülkadir Ömür belki ikinci yarıda oyunu alabiliriz. Maçı tabii ki oyna diyeceğiz. Wembley'de oynanıyor final maçı. Onlar da 4-4 iki dizilişiyle sahaya geçiyor. Geniş bir orta saha hattı kurmak istemişler anlaşılan. Evans güzel bir top attı orada. Topla oynamada üstünlüğümüz var ama serbest vuruşu şu anda Southampton kullanacak. Sol tarafa doğru güzel bir top oynandı. Ceza sahasını orta kesecek mi bakalım. Bayağı rakipten iç alanladı. Güzel bir orta attı ve 90'a aşırttırma bir kafa vuruşu geldi. İnanılmaz güzel bir vuruş. Long attı. 1-0 öne geçtiler. Evet bir atağımız var. Aynı şekilde klasik ataklarımızdan yapabilecek miyiz bakalım. Vardy de kaldı. Vardy çalımını attı. Vardy geçti. Vardy vurdu direkten döndü. Madison tamamladı. 1-1 yaptık. Vardy orada büyük bir şanssızlık, talihsizlik yaşadı diyebiliriz. Yani o topu o kadar güzel getirip orada direğe vurmakta ayrı bir yetenek. Stephens sarı kart gördü. Rakip takımda. Peş peşe gelen gollerle maç devam ediyor. Çağlar'da kaldı. Çağlar ileriye doğru güzel bir top attı mı? Atamadı. Top kaybı geldi orada. Tekrardan Çağlar kafa vuruşuyla topu kazandırdı bize. Evet ceza sahasına indi. Kaleci tokatladı. Vardy'nin önünde kaldı. Vardy bu sefer affetmedi. 2-1 öne geçiyoruz. Çağlar orada hatasını çok iyi telafi etti. Şimdi çok yakın bir yerden serbest vuruşu kullanacak Southampton. Ward kullanıyor. Ward ortasını yaptı. Lung kafa vuruşu direkten döndü. Şutları hep Lung'a attırıyorlar. Lung'u iyi tutmamız gerekiyor. Vardy. Sol tarafa doğru Madison atmaya çalıştı. Top Madison'a gelmedi. Rakip savunma orada.
İyi müdahale yaptı. Madison taç atışını kullanacak. Evet. Kibel. Güzel bir orta ceza sahasına doğru. Tielemans'ın önünde kaldı. Affetmedi Tielemans'ta. Durum 3-1 oldu. İlk yarıda bol gollü geçen bir maç oluyor şu anda. FA Cup finali. Ndidi. O da içeriye doğru güzel bir top attı. Cenk Tosun'un önüne inmişti top. Hakem ilk yarıyı bitirdi. Şimdi Nacho iyi gitmiyor. Nacho'yu o yüzden alacağım. Şöyle yapalım. Abdülkadir Ömür oynasın. Ne oynuyormuş? Geliş. O oyun kurucu. Tamam abi, oyun kurucu oyna. Madison'da oyun kurucu oynuyor zaten. Güzel. 3-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor ikinci yarının başlarında. Pereira takımımızın ilk sarı kartını gören oyuncu oldu. Madison'a köşe vuruşunu kullanacağız. Madison güzel bir orta kesti. Olmadı. İstediği gibi kafa vuruşu yapamadı. Evet, yine çok net bir yerden serbest vuruşu. Ward kullanıyor. Ward geliyor. Ward vurdu. Çok güzel bir vuruş. Herkes niye topu 90'a asmayı başarıyor ya? Kafa vuruyorlar, 90'a gidiyor. Tamam, serbest vuruş falan okey, normal de. Madison da aynı yerden serbest vuruş kullanıyor. Bakalım Madison ne yapacak? Madison çok iyi vurdu ama kalecinin üzerine gitti top. Maçta 20 tane şutumuz var. Karşı takımın da 14 tane şutu var. Evet, köşe vuruşunu kullanacak son tantımlı oyuncular. Çok iyi. Uzaklaştırdık. Çok güzel top. Yine onlarda kaldı ya. Ward'la Lung bu maçı taşıdı diyebiliriz onlarda. Bir oyuncu değişikliği yapıyorlar. Enix çıkıyor yerine. Adams girdi. Adams Giresi takımına topu kazandırdı. İyi bir şut gelmedi. Schmeichel topu kontrol etmeyi başardı. Güzel. Son dakikalar artık bizim bir atağımız var. Top çok kötü gitti. Ama top bizdeymiş. Güzel köşe vuruşunu kullandık. Cenk Tosun attı. Bu maçı da boş geçmedi Cenk. 4-2 yaptı ve kupayı bize getirdi diyebiliriz. Bunlardan ben maçın döneceğini zannetmiyorum. Endidi taç atışını kullandı. Pereira ileri doğru attı. Vardy'de kalmadı top. Ward çok çabalıyor. Höjberg attı. Farkı 1'e indirdiler. Tekrardan durum 4-3 oldu. Tekrardan fark 1'e indi. Durum 4-3 oldu. Hala şansları var gibi mi? Son bir hata çıkacaklar. Long. Long. Rakibini geçti Long. Ceza sahasına girdi. Long vurdu. Ben maç bitti demiştim ya. 4-4 oldu durum. Adamlar bırakmadı maçı ya. Evet, şimdi bizim için tehlike çanları çalıyor. Keşke Abdülkadir Ömür'ü almasaymışım. Adam 3 oynuyor ya. Çıkan en azından 5 oynuyordu. Şöyle bir değişiklik yapacağız. Abdülkadir Ömür'ü orta sahaya alacağım. Şöyle diyelim, oyun kurucu formatında oynasın. Evans çıksın yerine. Ndidi savunmaya geçsin. Forvet'e de Perez alıyorum. Maç penaltılara gidebilir. Riske atmak istemiyorum. Erken bir foul aldık. Vardy ile güzel. Maç 4-4 ya. Bu nasıl bir skor? Final maçında neler oluyor neler? Evet, Southampton bastırmaya devam ediyor. Yine çok iyi geldiler. Savunmada çok eksiyiz. Topu uzaklaştırmamız gerekiyor. Madison çok büyük bir hata yaptı. Long'un üzerine geldi top. Yine güzel bir orta. Michael hiçbir şey yapamadı ve durum 5-4 oldu. Şimdi biz bir hataya çıkabilecek miyiz? Yine çıkamadık. Evet, takımım yürüyor artık ya. O kadar saldılar ki maçı. Adamlar da haklı. Evet, Tielemans kaptı gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya Tielemans. Tielemans vurdu, gol geldi. Durum 5-5 oldu. Takımda bazı oyuncular çabalıyor ama hepsi çabalasa bu maç böyle olmazdı. Evans'ın ilk yarıda, daha doğrusu maçın ikinci yarısında büyük hataları vardı. O yüzden onu almak istedim kenara.
Uzatmalarda da birer gol çıktı ve durum 5-5 oldu. Ya ne yapsam bilemiyorum şu anda. Neyse herhangi bir oyuncu değişikliği yapmayalım artık. Taktikte sadece bir değişikliğe gidelim. Çoklu hücum oynayalım. Uzun toplar kaleyi gördüğümüz yerden vurmayalım. Topu ceza sahasına tamamdır. Çok yumuşak demeyelim de yumuşak diyelim. Penaltı yaptırmayalım. Çok yumuşak da penaltı olmaz da zaten. O zaman da müdahale etmezler diye düşündüm. Bakalım ikinci uzatma devresinde neler olacak şu anda. İki tarafta deli gibi bastırıyor. Maçta tam iki takımın toplam şutu 53. Penaltılara kaldı maç. İlk penaltıyı Southampton oyuncular kullanacak. Long geldi, çok iyi vurdu. Schmeichel doğru köşeye atladı ama tutamadı. Cenk Tosun geliyor. İngiltere'ye bu sene damga vurdu. Cenk vurdu. Son anda girdi top. Üst direğe çarptı ve öyle girdi. Çok sert şutlar geliyor. Adams sonradan girdi. Belki de maçı kurtaran adam diyebiliriz. Adams kaçırdı. Üst direkte patladı, top dışarı çıktı. Evet, Vardy geliyor. Takımın kaptanı, abisi, her şeyi bu takımın. Vardy'ye 2-1 öne geçiyoruz penaltılarda. Umarım bunu da kaçırırlar. Öberg. Öberg geliyor. Öşberg. Öşberg attı. Adamın nasıl bir ismi var öyle ya? 2-2'ye getirdiler ama avantaj bizde. Perez kullanacak. Haydi Perez. Perez geliyor. Perez vurdu, gol geldi. Çok sert şutlar çekiyoruz. Kaleciler hiçbir şey yapamıyor. Evet, Ward. Yani bu maçın bayağı açık kahramanlarından biriydi ve penaltıda da hata yapmadı Ward. Bizim için çok önemli. Pereira geliyor. Haydi Pereira. Bu sene sağ bek sana emanetti. Pereira da kaçırmadı. Durumu 4-3 yapıyoruz. Evet, son penaltıları kullanacağız. Kaçırırlarsa şampiyon biziz. Bernard geliyor. Bernard çok gergin. Bernard vurdu, kaçırdı ve kupa Leicester City'nin oluyor. Böylece sezonun ikinci kupasını kazanmış oluyoruz. League Cup'ta hiçbir şey yapamadık. Bu arada Schmeichel çok mutlu. Takım arkadaşları da geldi. Bakalım bir kupa töreni falan var mı? Sanmıyorum olacağını ama. Evet, öyle bir şey gelmemiş. Penaltılarda 4-3 kazandık. Son penaltıyı bizim kullanmamıza gerek kalmadı. Çok güzel. Penaltılarda hiç hata yapmadık. Bu bizim için çok önemli. Hele ki Şampiyonlar Ligi gibi bir platforma çıkacağız sonuçta. Orada maçlar uzatmalara gidebilir. Galatasaray Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenmiş. Gol kimden gelmiş? Radamel Falcao atmış. 33. dakikada Lecce yenmiş. İtalya'da kupayı almış. Inter karşısında. Getafe Valencia karşısında almış. Bayern Münih sürpriz yaptırmamış ve Leverkusen'i 4-0 rahat bir şekilde geçmiş gibi görünüyor. Ligi bitirdik. Sezonu bitirdik. Sezonun son maçı demiştim şeyde. Lig maçının, Aston Villa maçında daha doğrusu. O ligde kastettiğim bir şeydi. Orada yanlış anlaşılmasın. Şimdi takım istatistiklerimize gireceğiz. Onun ardından Leicester 5 ne zaman gelir bilmiyorum. Bayern Münih'ten de teklif geldi bu arada. Gitsek mi ya? Neyse, gitmeyelim. Leicester City ile bir de Şampiyonlar Ligi görelim. Şimdi takım istatistiklerine bakalım. Onun ardından bölümümüzü bitirelim. Evet, Schmeichel 55 maça çıkmış. 13 kere maçın adamı olmuş. 8.2 ile oynamış. Çok güzel. Şöyle diğer oyuncular oynamamış. Çağlar 48 maça çıkmış. 7.2 ile oynamış. 2 gol atmış. Bir de asist yapmış. Evans 6 gol 6 asistle oynamış. 45 maçta 6.4 ile oynamış. Çiğbe'de bakıyorum. 55 maçta 1 gol 10 asistle oynamış. 6.4 ile oynamış. Endi de 6.4 ile oynamış. O da 54 maçta 2 gol 3 asist. Güzel. Pereira 45 maçta 1 gol 6 asist oynamış. O da 6.8 ile oynamış. Tielemans'a bakıyorum, 6.4. 49 maçta 12 gol 5 asist. Preetz 49 maçta 10 gol 6 asist. O da 6.4 ile oynamış. Garay 12 maça çıkmış, 8 gol 5 asist, 7.7 ile oynamış. Madison 41 maçta 7 gol 8 asist, 6.0 ile oynamış. Abdülkadir Ömür 17 maçta 2 gol 8 asist, 6.3 ile oynamış. Hiyer Nacho 29 maçta 19 gol 2 asistle oynamış. 6.5 ile oynamış. Vardy 54 maçta 30 gol 7, pardon, aynen 7 asist. 7.0 ile oynamış. 0.5 hatta. Perez 29 maçta 8 gol 1 asistle oynamış. Cenk Tosun 49 maçta 53 gol 8 asist, 16 kere maçın adamı, 8.1 ile Leicester City'nin
artık en iyi oyuncusu oldu diyebiliriz. Bakalım Cenk Tosun seneye ne yapacak? 10 numaralı formasıyla daha fazla Türk Leicester'a kazandırmak istiyorum. Bakalım diğer sezon 52 milyonumuz var. Para daha da artacaktır diye düşünüyorum. Bölümü artık burada bitirmek istiyorum. Ama final maçında Şampiyonlar Ligi'ni görür müyüz? Bayağı var. Mayıs'ın sonunda oluyor diye hatırlıyorum. Yine de yarı finalde falan kimler var onları sizlere göstereyim merak edenleriniz için. Şampiyonlar Ligi dedik. Daha aynen yarı finallerde 26 Mayıs falan diyor. Bayağı var. Barcelona, Real Madrid, Inter, diğer Avrupa'ya bakıyorum. Arsenal, Tottenham, City var burada. PSV var. Buradan bir İngiltere takımı kazanır gibi tahmin ediyorum. Buradan da Barcelona ya da Real olur. İkisi finale çıkar diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi güzel bölüm oldu. Umarım beğenmişsinizdir, özlemiştiniz diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.